Evet, merhaba arkadaşlar, selamlar. Ben Alkan Hoca, İngilizce öğretmeniyim. Size nasıl 422 puan yaptığımı anlatacağım. Çok istek vardı, hani soranlar vardı. Kendim aynı zamanda kitap yazarıyım, biliyorsunuzdur. Duyanlar var. Meleğin Gözyaşları adlı kitabı yazdım, İngilizce, Türkçe. Makaleler yazdım, teknoloji üzerine daha çok. Yapay zeka olsun, onun dışında bilgisayar oyunları, teknoloji, bu alanlarda makalelerim var. Arkadaşlar, hani kendinizi geliştirmek önemli. Yani 350 puan yapabilirsiniz. Hani 150 puan değil de bir 350 yaparsın, 300 yaparsın ama kendini geliştirirsin, ispatlarsın. Yani bir yerlere gelirsin. Yani bir şirketlere girersin, bir şeyler olabilir yani. Ama bir 500 puan yaparsın, yanlış tercih yaparsın. Sonuç önemli arkadaşlar. Yani para her şey değil ama çok önemli bir şey. Çünkü ilerideki hayatınızı etkileyecek. Bir 40 yaşınızda, 50 yaşınızda ev almak, çocuğunuza bir şey yapmak falan, bunları isteyeceksiniz. Bu yüzden çoğu kişiye kızıyorum. Yani geleceklerini çöpe atıyorlar. Bazıları şunları diyor tabii ki. Ya işte 500 puan alacağım, iyi bir geleceğim olacak mı? Yine işsiz kalırsam. Bunları yaşamanız doğru arkadaşlar. Hani arkadaş 500 yaptı, işsiz kaldı, işte şu bu. Ama hiçbir şey yapmazsanız işsiz kalırsınız. Kendinize ne eklerseniz kar arkadaşlar. İngilizce, Almanca, Rusça, dil özellikle önemli. Teknoloji, yani nereden ne geleceğini bilemeyiz. Gelelim üniversite puanlarına, üniversite olaylarına. Yurt dışında da üniversite okuyabilirsiniz hiçbir puan yapmadan vesaire. Tabii bazen buna burs, maddiyat herkesin imkanı el vermeyebilir. Şimdi ben nasıl yaptım 422'yi? Arkadaşlar çalıştık. Yani ne kadar zeki olursanız olun, çalışmadan bu iş olmuyor, onu bilin yani. Herkes gezmek, eğlenmek ister. Biz de isteriz. Biz de istedik ama olmadı. Yani özellikle 17-18 yaşlarımızda özellikle lise, son lise 3 zamanlarında çalışmanız gerekiyor. Çok çalışmanız gerekiyor. Öyle söyleyeyim. Yani 150-200-250 puanlarla hiçbir yere gelemezsiniz. Yani biz denemelerde 500 puanı zorladık. Ben hatırlıyorum, 80 soruda 75 net yaptığımı hatırlıyorum. 70 netlere çıktık, mutlu olduk. Sınavda da 62,5 net yaptım. 80 soruda. Yüksek bir, bayağı bir yüksek. Çünkü İngilizcenin bir sorusu 4 puan. Yani bizim için YGS, yani sizin gibi TYT ilk bölümde fazla yapmamamız gerekiyor. Yani fen 0 virgül, matematik 1 virgül etkiliyor. Türkçemiz önemliydi. Türkçede 40 soruda 33 net yaptım. Sosyalde de 40 soruda 31 net civarı yaptım galiba. Yani ben ilk basamakta 300-295 civarında bir puan yaptım. Ama bizi fazla etkilemiyor. %30 etkiliyordu. Bizim için önemli olan alan. Sizin için de önemli olan AYT. AYT'de 400 üzeri yapın. TYT'de de normal bir şey yapın. Geliyor bir yerlerde. Hedefiniz tıp değilse. Hedefiniz tıpsa zaten fullemeye yakın yapacaksınız. Yani tıptır, diş hekimliğidir, eczacılıktır. Bu bölümler çok önemli arkadaşlar. Yani hedefiniz aslında bunlar olsa güzel olur. Bilgisayar mühendisliği, yazılım mühendisliği. Biz bunları öneriyoruz arkadaşlar. Şimdi sınav taktikleri, eleme taktikleriniz çok önemli. Yani eleme taktikleri yapın. Her gün özellikle sınava yakın denemeler çözün. Arası deneme çözün. Puan hesaplayın. Teknolojiniz var. Herkesin çoğu imkanı var. Benim hiçbir imkanım yoktu yani. Çok kısıtlı imkanım vardı. Sene 2012 vesaire. O zamanlar benim imkanım çok kısıtlıydı arkadaşlar. Ben ama ne yaptım? İnternetim bile doğru düzgün yoktu. Dilform sitesinden ders çalıştım. Ders çalıştım ve kendimi geliştirdim. Yani orada soru cevap yaptık. İnternette, sosyal medya, şurada burada orayı boş kullanacağınıza arkadaşlarınızla soru cevap yapabilirsiniz. Sosyal medyadan. Güzel bir şeydir bu. Yani arkadaşlarınızla oturup soru cevap tartışabilirsiniz. Doğru yanlış. Güzel şeylerdir bunlar. Gidin bunları tartışın arkadaşlar yani. Öğretmenin belki anlatamadığı size arkadaşınız anlatır. Atıyorum, biz arkadaşlarla konuşuyorduk. Yani biz mesela 400 puanlık adamlarız. 200 puanlık adam bize bilmediğimiz soruyu anlattı. Onu yapamadığını biz yap, yani onu yapabildiğini biz yapamadık. Yani böyle karışık bir ekip kurun samimi arkadaşlarınızla. Oturun bir kahve, çay, sohbet eşliğinde. Bu güzel bir taktiktir. Biz 5 kişilik bir ekiptik. Hepimiz de 400'leri yaptık. Bir iki kişi 2 sene yapamadı. 2. sene onlar da 400 yaptı.
Ya olur, insanlık halidir. İlk sene adam sağlık sorunu vardır. Bir sıkıntısı olmuştur. İlk sene atıyorum adam 250 yaptı, bir şey oldu. İkinci sene de aynısını yaparsa artık yani olmaz. Yani belki bazılarını bir sene tanıyabiliriz, mezuna kalabilir yani, belki istediği bölüm gelmeyebilir. Ama bir adam 2-3 senede 150-200 puan yapıyorsa emeğe yazıktır yani. Aile emeği, kendi emek, bizim emeğimiz ayıptır yani. Yani ben 10. sınıfta, siz zaten çalışmaya 12. sınıfta başlamayacaksınız. Herkes hata yapıyor, sonra bırakıyor. Sonra bırakırsan 150-200-250 puan yaparsın zaten. Ya çok nadir 300 puan yapan var son sınıflarda. Ben 10. sınıfta temeli attım. Baktım temel sıkıntı İngilizce'de. 11. sınıfın başlarında böyle bir 30 net yapıyordum. Korkuyordum, dedim ne yapacağız biz yani, böyle 250 puan falan gelirse milletin yüzüne nasıl bakarız? Yani bizde öyle para da yok, öyle özellere 70 milyar 100 milyar verelim, 70 bin lira bizde yok. Öyle şeyler sevmeyiz. Biz ya burslu severiz ya da %50 burslu severiz yani. Çok şükür 12. sınıfın bir ortalarında yani 18 yaşlarındaydım. Artık 50 netlere, 60 netlere başladık. Sonra 70 netlere bile çıktık tam son dönemler. Her gün deneme çözüyorduk. Evde, işte evde, orada, kafede arkadaşlarımıza soruyorduk. Deneme kitapları, soru bankalarını bitirdik. İnternetten soru cevap yapıyorduk. Telefonlarda, arkadaşlarla. Üst sınıflara, abilerimize soruyorduk. Biz böyle öğrendik yani. İyi ki de öğrendik diyelim. Ha, tabii sistem kurbanıyız. Hepimiz zengin, iyi rütbe insanları değiliz. O ayrı bir konu. Yani 500 puan yapıp zengin olmak niyetinde değiliz. Ama en azından işsizliği en aza indirmeye çalışıyoruz. Ne kadar niteliğiniz olursa o kadar iyi iş bulursunuz arkadaşlar. Benim burada üzerinde durduğum, bağırdığım konu bu. Yani sizlere kızdığım, yani sizlere ders vermek istediğim konular bunlar. Yoksa 500 puan alıp işsiz kalan da var. 350 puan yapıp zengin olan da var yani. Hatta lise mezun üniversite olup, yani üniversite okumayıp zengin olan da var. Tamamen kendini geliştirmenize bağlı. Ama biz ne yapıyoruz? En azından üniversitede iyi bir puan yapın ya da yurt dışında iyi bir eğitim alın. Burada yapamıyorsunuz 300-500. Gidin yurt dışına. Diliniz varsa da dil öğrenin. Orada bir şeyler yapın. Yani böyle olmaz. Yani biliyorsunuz sıkıntı büyüktür yani yoksa. Ben sürekli çalıştım işte. Denemeler çözdüm. Konu eksiğiniz varsa konu çalıştık. Arkadaşlarla çalıştık. Grup çalışması da yaptım. Bireysel çalışma da yaptım. Teknolojiyi kullandım. Teknolojide YouTube elinizde. Bizim zamanımızda form siteleri vardı. Form sitelerinden soru soruyorduk. Arkadaşlar tartışma yaratıyorduk. Bu sorunun cevabı B olur, C olur. Facebook'ta bu tarz gruplar var. Soru cevap grupları, WhatsApp grupları, Telegram, artık yardırın. Onlar sizde. Dershaneden gruplar kurun. Bunları kurun. Ya bunları siz biliyorsunuz ama emek olmadan olmuyor bu arkadaşlar. Yani gökten inmeyecek yani. Ya yapan adam nasıl yapıyor 500'ü? Yapıyor, var bizim arkadaşlar. Arkadaşım 530 yaptı. Ama nasıl yaptı? Tamam, zeka istiyor, eyvallah. 400 puan üzeri biraz zeka ister. Yetenek ister. Herkes İngilizce'de yetenekli olmayabilir. Dil seçmeyin, dil sınavına girmeyin. Eşit ağırlığa girin, sözele girin artık, sayısala girin. Ya illa bir alanda yeteneğiniz vardır, onu siz keşfedeceksiniz. Ben gidip sayısalda belki 400 puan yapamazdım. Yapacak bir şey yok, matematiğimiz o kadar iyi değil. Ama bir çalışınca herkes 300-350 civarında yapabiliyor arkadaşlar yani. Çok çalışınca oluyor böyle şeyler yani. Yani 150 puan, 200 puan, 220 puan, bunlar çalışmamakla ilgili yani. Ama 500 puan da artık üstün zeka, yetenek istiyor arkadaşlar. Onu biz de yapamadık. Sınav heyecanı denilen bir şey de var. Unutmayalım. Sınav heyecanı bazen 20-30 puan kaybettirebiliyor. Bayağı kaybettiren arkadaşlarımız da oldu. Bana da kaybettirdi yani. Ben denemelerde atıyorum 480, 470, 500 yapıyorum. Sonuç 422 geldi. Yani denemelerde yüksek yapın ki sınavda yansısın yani. Denemede düşük yapıp sınavda yüksek yapan var mı? O düşük ihtimal. Onu yapan da gördük. Ama arkadaşlar, eğer geleceğinizi etkileyecekse böyle şeyler yapmanız gerekiyor yani. Spor şöyle bir şey. Bir de gezmenizi ya da aktiviteleriniz olabilir. Tiyatro, spor, bilgisayar oyunları, şu bu. Bunları bırakın demiyoruz. Bir sene bıraksanız iyi olur. 2 sene bıraksanız iyi olur. Ama bırakamıyorsanız, eğer bırakamıyorsanız, en aza indirin arkadaşlar. Biz de en aza, minimuma indirdik. Bunları yapmanızı öneririm.
Onun dışında soru çözün, sorular anlamadığınız soruları sorun. Zaten sizi geliştiren odur. Bildiğiniz soru sizi geliştirmez. Gidin yanlışların hepsini tek tek sorun. Biz öyleydik. Dershanede, orada, burada hocayı, arkadaşı yakalayıp soruyorduk, öğreniyorduk. Bilmediğimiz kelimeyi, bilmediğimiz soruyu merak ediyorduk yani. Korkuyorduk, bunu nasıl yapamıyorum vesaire. Ya bu kaygı olmazsa zaten yani barajı geçemezsiniz zaten. Ama bu merak, bu şey olursa arkadaşlar 400-500 işte yetenek ve zeka ile olur diye düşünüyorum. Yani sonraki hayatınızda da rahat edersiniz. Vize, final, dil öğrenimi, dil gelişimi. Ben dil öğrenimi konusunda da videolar yayınlarım belki. Sınavı böyle yaptım işte arkadaşlar. 400 puanı. Kendimizi daha da yine geliştirmeye çalışacağız tabii ki. Evet, hepinize teşekkür ediyorum. Herkese başarılar diliyorum.